Değerli Altın Rehber izleyicileri, programımız Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Sefa Gıda ve Duru Yağ Sanayi bizleri konuk etti. Yanımda işletme müdürü Hasan Çakıroğlu var. Hasan Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim sizler öncelikle bizi ziyaret ettiğiniz için, bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ben 1979 Kahramanmaraş doğumluyum. Bütün eğitim hayatımı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdim. Yaklaşık 20-22 yıldan beri de çalışma iş sektöründe hayatımı sürdürüyorum. Peki kaç yıldır gıda sektöründesiniz? Sefa Gıda ve Duru Yağ Sanayi kaç yıldır faaliyet göstermekte? Sefa Gıda 41. yılını bu yıl geçiriyor. 41 kere maşallah. Duru Yağ da Sefa Gıda ile birlikte daha sonradan oluşmuş bir şirket. Ben yaklaşık 20 seneden beri, aslında babadan oğula geçen bir şirket olduğu için doğduğumdan beri diyebiliriz ama 20 seneden beri aktif olarak bu sektörde varım. Peki Sefa Gıda müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Sefa Gıda aslında aracı bir firmadır. Üreticiden alıp nihai tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, tamamen dağıtım ve distribütörlük yapılan bir şirkettir. Sefa Gıda'nın en büyük özelliği hizmet kalitesinin, yani dağıtımın, hijyenin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlaması. Siz üreticiden bu gıdaları alıyorsunuz ve ambalajlama, paketleme sizin tarafınızdan mı yapılıp tüketiciye teslim ediliyor? Distribütörlüğünü yaptığımız ürünlerde öyle değil. Tamamen bütün ambalajlama, bütün paketleme üretici firma tarafından yapılıp bize tırlarla geliyor ürün. Biz daha küçük araçlarla nihai tüketiciye ulaşacak olan marketlerde, bakkallarda ya da yerinde tüketim noktalarında bu ürünün tanzim teşhirini sağlıyoruz. Oraya sevkiyatını sağlıyoruz. Ve bunları son tüketiciye düzgün bir şekilde, temiz bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki Duru Yağ Sanayi müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Duru Yağ Sanayi hayatımızda var olan temel tüketim maddesi olan yağ üretim şirketidir. DOK markalı ayçiçek yağı, mısır yağı ve aynı zamanda bütün Türkiye'de kullanılan, bütün Avrupa'da kullanılabilen ve çok ciddi anlamda sağlık açısından faydalı olan pamuk yağı. Yani çiğitten, pamuktan, bildiğimiz pamuğun çiğdinden üretilen pamuk yağı üretimini sağlar. Ve bütün, dediğim gibi, Türkiye ve Avrupa'ya hizmetini vermektedir. Yani bu yağın üretimini sizler yapıyorsunuz. Evet. Peki izleyicilerimiz markete gittiklerinde, bir bakkala gittiklerinde vesaire, yağ alırken ben de raflara baktığımda her yağın rengini farklı görüyorum farklı markalarda. Neye göre bu yağları tercih etmeliyiz? Daha önceden, çok evvelden, belki siz hatırlamayabilirsiniz, reklamlarda en açık renk tercih edilirdi. Elbette ki rengin açıklığı oldukça önemli bir konu ama ayçiçek yağında, zeytinyağında ya da mısır özü yağında ya da pamuk yağında renk anlamlı olmaz. Her yağın kendine göre dinamikleri vardır. Kesinlikle ve kesinlikle ilk son tüketicinin, yani anlayabileceği şey, rengidir. Ve içindeki herhangi bir yabancı maddenin olmamasına dikkat edilmesi gerekir. Sizler zeytinyağı üretimi yapıyor musunuz? Bunları da öğrenelim. Zeytinyağında evet, üretiyoruz. Kahramanmaraş'ın kendine özel, bizim Maraş zeytinyağı dediğimiz bir yağ kültürü vardır, damak tadı vardır. Bu tada ulaşmaya çalışıyoruz. Peki sadece Kahramanmaraş ve bölgesinde, çevresinde mi faaliyet gösteriyorsunuz, yoksa Türkiye genelinde ve Avrupa'dan da istekler, talepler olduğunda bu istekleri karşılıyor musunuz? Sadece Kahramanmaraş çevresinde değil tabii ki. Tüm Türkiye'de ve hatta bütün Avrupa'da gelen talepleri karşılayabiliyoruz, karşılıyoruz. İnşallah sizin aracınızla daha da karşılarız. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Teşekkür ederim. Peki son bir soru sormak istiyorum. İzleyicilerimiz sizlerle Instagram, Facebook ya da alt yayın bandımızda çıkmış olan sabit numaralarınızdan, iletişim numaralarınızdan size ulaştığında tabii ki de talepleri alıyorsunuz değil mi? Elbette, bütün talepleri alıyoruz ve elimizden geldiğince karşılıyoruz inşallah. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sefa Gıda ve Duru Yağ Sanayi bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?